Evet muhterem ve muhteşem müminler, bildiğiniz gibi biz imamla, özellikle de bendeniz, ümmet hocanız camide kesinlikle siyaset yapmıyoruz. Asla. Yani reisimizin emriyle camimizde kesinlikle hiçbir siyasetçinin adını ağzımıza almıyoruz. Reis dışında. Ama reis başka. Tabii canım, o siyasetçi değil ki, o yani adam bir kere baş götüren. Yani baş komutan diyecektim. Yanlışlıkla sehven söyledim, dilim sürttü. Kusura bakma. Sürttü deyince şimdi tabii malum dünden beri ortalıkta bir sürtük muhabbeti dönüyor. Özellikle sosyal medyada falan. Herkesin dilinde bir sürtük. Yani maalesef bizim cami avlusuna kadar girdi bu muhabbet. Herkes konuşuyor, soruyorlar beni gördükleri yerde. Neymiş? Ya koskoca cumhurbaşkanı millete nasıl sürtük dermiş. Bunu bak, bunu bak. Ya arkadaş, bir defa bilip bilmeden konuşmayacaksın oradan. Bilmiyorsun, boş boş konuşuyorsun ya. Reis bir kere sarhoş, ayyaş, dinsiz, imansız gezicilere sürtük demedi. Böyle bir şey yok. Ne dedi peki? Biz dedi ağaç bahanesiyle ortalığı yakıp yıkan dedi. Vandal gezici sürüsünün dedi izini sürdük dedi. Takip ettik anlamında yani. Peki sonra ne dedi? Dedi ki camide içki içen ayyaş gezicileri camiden çıkarmak için dedi. Biz bu pis vatan hani terörist dedi gezicilerin dedi ayaklarından tutup sürdük dedi, sürttük demedi lütfen. Bir de ne dedi son olarak? Gezi eylemleri sırasında hani ben camide içki içen falan görmedim. Din adamıyım ben, yalan söyleyemem falan dedi bir tane imam çıktı ya, yalancı. Yalancı imam. Bezmi Alem Camii'nin imamı. Hah işte onu kastederek o imamı doğuya sürdük dedi. Sürttük demedi. Lafı çarpıtmayacaksınız. Emme vatan haini pis gezici terörist geziciler ne diyorlar? Reis onlara sanki sürttük demiş gibi bir algı operasyonu yapıyorlar. Reis'e her zaman gibi karalama kampanyası yapıyorlar. Reis bir defa nezaket ve terbiyenin vücut bulmuş halidir. Yani tek derdi milletin malını çalmak. Yani milletin kalbini, gönlünü çalmaktır. Kusura bakma, sehven söyledim, yine dilim sürttü. Kusura bakma. Ya hoca konuşmayayım, konuşmayayım diyorum ama mecbur bırakıyorsun insana. Öncelikle senin reis millet yokluğu, yoksulluğu, zamları konuşmasın diye gündemi değiştirmek için ortaya atıyor bu sürtük muhabbetine. Ayrıca bal gibi de sürtük dedi işte. Hiç kıvırmaya gerek yok. Ya hayır canım, ne alakası var? Olur mu öyle şey ya? Ya bakın, bir defa reis küfür ve hakaret ne bilmez ya. Adamın o taraklarda bezi yok. Bugüne kadar kimseye de hakaret ettiği, küfrettiği görülmemiştir, vaki değildir ya. Öyle mi hoca? Çiftçiye ananı al da git diyen kim peki? Emme şimdi o olay... Kibirliyetsiz, nesepsiz, köksüz diyen kim? Bitmedi. Ağzından salyalar çıkaran yaratık. Kadın mıdır, kız mıdır bilmem. Kanı bozuk. İsrail... Kan emici sülük. Daha sayan mı hoca? Kim etti bu küfürlere? Ben mi ettim? Yani hık mık mık hık. Neymiş, reis küfretmezmiş. Ulen senin reis hala üniversite diploması gösteremedi ama bir gün üniversite diploması ortaya çıkarsa bak buradan söylüyorum kesin küfür dili ve edebiyat okumuştur o. Ya hacı amca, yemin olsun var ya, adamı çileden çıkartacaksın. Camide siyaset yapıyorsun bak şu anda. Camide resmen siyaset yapıyorsun. O kadar uyardık ya. Camide siyaset yapılmayacak demedim mi ben size? Puh, sana yazıklar olsun. Cibilliyetine yazık senin ve senin gibilerin. Evet muhterem müminler, son olarak Rabbim bizleri reisin yolundan ayırma... Yani Rabbim bizleri kendi yolundan ayırmasın diyecektim. Yine dilim sürttü, sehven söyledim, kusura bakman gari. Hoca ne sürtük bir dilin varmış senin öyle ya.